Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhaba, bugün 14 Haziran Cuma. Güne Ay Akrep Burcu'nda büyüyen fazla başlıyoruz. Gün içerisinde Ay'ın etkilerini inceleyeceğiz ama aynı zamanda Mars'ın da etkilerinin artık önümüzdeki 1-1,5 haftalık süreçte yoğun bir şekilde hissedeceğimiz bir sürece adım attık. Bunu belirtmek isterim. Öncelikle gün açılarında 00:44'te ilk açımız Güneş'in Plüton'la yapacak olduğu 150 derecelik bir açı var. Ki Plüton da aslında Mars'ın bir üst oktavı olarak nitelendirilir astrolojide. Güneş'le Plüton'un yaptığı bu 150 derecelik açı biraz bizi istek ve arzularımız hususunda daha arzulu, hırslı, yeri geldiğinde manipülatif davranmaya çekinmeyen hatta şüpheci bir yaklaşım içerisine sokabilir. Yani bu illa başkasından şüphelenmek de değil. Plüton'un Güneş'le yaptığı etki nedeniyle bu bizi de kapsıyor. Yani kendi yaptığımdan da şüphelenen ya da işte herkesin tavır ve davranışlarında başka bir alt metin olduğunu düşünen bir yapı gün içerisinde hissetmemizi sağlayan bir etki barındırıyor. 09:11 itibariyle Mars'ın bu tüm gün etkisi altına alacak bir enerji, Neptün'e yapacak olduğu bir üçgen açı var. Bu olumlu, pozitif yönde bir açı. Özellikle hareket ve davranışlarımızı ya da isteklerimiz adına tavır ve davranışlarımızı daha sezgisel yoldan yapma potansiyeli veren, bununla birlikte yaratıcılığımızı kullanabileceğimiz, hani uzun süredir hayalini kurduğumuz bir durum vardır, bir aksiyon almamıza bakar dediğimiz bir durum var ya, işte burada biraz daha, yani iyi ki de bu açı da var, onu da belirtmek isterim. Hani burada biraz daha bizi pozitif düşünmeye, pozitif adım atmaya, daha merhametli kılmaya, daha vicdanlı kılmaya yönlendiren bir enerji, gün içerisinde de etkisini hissediyor olacağız. 10:32'de Ay'ın bu sefer Merkür'le yapacak olduğu bir üçgen açı var. Ay biliyorsunuz ki Akrep Burcu'nda. İşte burada her ne kadar kısıtlı da tutsak, duygularımızı ifade etmek yönünde ya da iletişim kurarken biraz daha o Merkür'ün desteğiyle daha cesurca, daha akıcı, daha rahat bir iletişim kurmamızı sağlayacak, destekleyecek bir zaman dilimi. Saat 09:32 ile 11:32 arasında bu enerjiyi hissediyor olacağız. Yine tüm gün etkisi altına alacak bir enerji 14:43'te kesinleşiyor. Bu sefer Mars'ın Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumu ve Güney Ay Düğümü ile de karşıtlığı söz konusu. Şimdi Neptün'e yapmış olduğu üçgenle birlikte belli bir aksiyon alma isteği ve arzusu zaten oluştu. İçime oturdu diyelim. Burada artık adım atmam, bir şekilde bir plan yapmam, ileriye dönük yolumu bilmek gibi bir enerjiyi verdiği gibi aynı zamanda gün içerisinde Mars eril figürleri temsil eder. Hani tanıştığım kişiler bu yolda bana destek de olabilir. Yani kadersel kişiler deriz biz burada. Böyle bir desteği de alabiliriz. Hani hayalimi gerçekleştirmek adına yardımcı olabilecek bir yapıyı hayatıma çekmek gibi. 15:53'te bu sefer Ay'ın Neptün'le yapacak olduğu bir üçgen açı kesinleşiyor. Daha manevi şeyleri bizi çekilebileceğimiz, biraz daha yaratıcı enerjinin ön planda olduğu, sezgilerimizle hareket etme güdüsünü taşıdığımız, aynı zamanda Neptün yine kırılganlık da verir ama daha duygusal, yani akrepte olduğu için çok belli etme isteği, arzusu hissetmeyeceğiz ay akrepte olduğu için ama biraz daha pozitif bakmak, ayın o akrebin karamsarlığında bir noktada o şeyi temizleyecek bir enerji Neptün'den gelen, daha iyimser bakabileceğimiz bir etki barındırıyor. Ne zamana kadar? 16:53'e kadarki süreçte biraz daha pozitif bir etki hissedebiliriz. 16:08 yani 15:08 ile 17:08 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde ayın bu sefer ay düğümleriyle güzel, pozitif yönde bir açısı var. Kuzey ay düğümüyle üçgen, güney ay düğümüyle de sekstil yaptığını görmekteyiz. Yani gün içinde aslına bakarsanız bir tetikleme durumu var, bir başlangıç enerjisi var. Ve bu başlangıcı da çok sezgisel yönde yaptığım güdüsünü taşıyorum. Ay ile birlikte de bunun biraz daha tetiklendiğini görüyoruz. 16:12 itibariyle bu sefer Ay'ın Mars'la bir üçgeni var.
Yani hareket enerjisi ve motivasyonun da işin içine katıldığı bir etki barındırıyor bu. 16-21'de ayın Satürn'le yapacak olduğu sekstille birlikte de olayı biraz daha kalıcı hale getirmek, duygusal anlamda dengeyi bulmak için bir şans hissedebilirim. Yani ayın akrep burcunda oluşu duyguları yansıtmama yönünde bir ketumluk verir. Ama duyguyu çok derin hissetmeyi de sağlayan bir etkidir. Satürn burada oradaki aşırılığı dengeye getiren de bir enerji barındırıyor. Özellikle 15-21 ve 17-21 arasındaki 2 saatlik zaman diliminde biraz daha kontrollü, biraz daha ayaklarım yere basar şekilde, yani çok da diplere düşmemiş. Çünkü ay akrep de biraz böyle içe dönük depresif bir enerji barındırır. Burada biraz daha sağlam bir güdü çalıştırabiliriz. Günün aslına bakarsanız en önemli enerjisine geldik. 18.49'da kesinleşiyor. Şimdi bugün bu noktada sağlam. Yani Neptün açısı var, işte ayın güzel açıları var. Bir şekilde bizi yine motive eden bir etki. Fakat Mars ve Satürn arasındaki bu karşıtlık aynı zamanda Güney Ay düğümünü de yapıyor farkındaysanız. Sonrasında hemen akabinde 20'si gibi de Plüton'a karşıt olacak. Şimdi bu etki bugün çok hissedilmeyebilir ama önümüzdeki 1-1,5 hafta hissedeceğimiz bir olgu. Satürn'ü biliyorsunuz ki kısıtlayan, belli bir şekilde bloke eden, disipline eden bir yapı. Mars'la yapmış olduğu bu karşıtlık, şimdi Mars Yengeç Burcu'nda çok güçlü değil. Satürn de Oğlak'ta kendi evinde gayet güçlü bir şekilde pozisyonunda. Şimdi burada içgüdüsel olarak yaşam enerjimi kısıtlandığını, hareket enerjimin kısıtlandığını, istek ve arzularımı gerçekleştirmek için attığım adımların bir şekilde benim önümde işte engellerle karşılaşma durumlarının olduğunu gösteren bir algı. Fakat Mars bu tarz durumlarda kısıtlandığında çok da pozitif yönde çalışan bir gezegen değil. Yani malefik dediğimiz kötücül etki barındıran bir enerji. Özellikle de kolektifte bu durum çatışmaya, bir şekilde stres yönetememeye, stresi doğru yönlendirememeye sebep olabilecek etkiler barındırıyor. Bireysel haritanızda bu etki güzel çalışabilir. Ama kolektif açıdan baktığımızda hani dokunduğunda parlama, tahammülün az olması gibi durumlara sebep olacağı için çok stresli bir süreci barındırıyor. Hani en azından farkında olarak ilerlemek, aksiyonları bu yönde daha anlayışlı yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Dediğim gibi etkisi Plüton'la da karşıtlığı yaptığında biraz daha, şimdi burada kısıtlanıyor, Plüton'a geldiğinde biraz daha dışa vurum şeklinde olacağından. Çünkü şu da var, Mars benim kendimi savunduğum alan. Karşımda bir tehdit unsuru gibi bir enerji gördüğümde kendimi savunmaya alma gibi ihtiyaçta hissedebilirim. Hani bu yönde daha çok çatışma eğilimi, çatışma güdüsü taşıyan bir olgu barındırıyor. Dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Yani bunun içerisine otorite figürleri de girebilir. Satürn çünkü orada bir otoriteyi temsil ediyor. Ebeveynimiz olabilir. Ya da üst as ilişkilerinde bu durum söz konusu olabilir. Hani daha çok belirgin farklılıkları olan enerjilerde karşıtlık söz konusu olacak gibi bir etki barındırıyor. 18.53 bu sefer Mars'ın Jüpiter'le yüzeyliliğini görüyoruz. Ki işte burada enerjiyi büyüten hatta somut olarak da bastırmaya çalıştığım şeyi hiç beklemediğim yanda ortaya çıkaran. Çünkü o Jüpiter orada büyüteç etkisiyle onu orada yansıtabilir. Yine gün içerisindeki sert etkilerden bir tanesi. Hani gün genel hatlarıyla birazcık bu noktada artık gerginliğini sürdürüyor. 22.45'te ayın Plüton'la yapacak olduğu bir sekstil var. En azından 21.45 ile 23.45 arasındaki o 2 saatlik zaman diliminde duygusal olarak kontrolümüzü sağlayarak belli bir şekilde gerçekliği daha net görebilme imkanı veren bir etki. Hani bu zaman zarfında bir inzivaya çekilerek bireysel olarak işte meditasyon yapabilir, yalnız kalmayı tercih edebilir, kendinizi dinlemek isteyebilirsiniz ki bence bunu değerlendirin. Burada biraz daha algıda olayları daha net şekilde görme imkanınız olacaktır. Günün son açısı da bu şekilde. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle sevgilerim.
Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.